İçi bakteri dolu bir petri kabına özel bir ilaç eklendikten sonra kaptaki bakterilerin sayısı hızla azalmaya başlıyor. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz petri kabı laboratuvarda numunelerin, örneklerin içine konulduğu yayvan cam bir kap. Geçen zamanla bakteri sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki nt fonksiyonu ile modellenmiştir. Güzel, t saniye cinsinden verilmiş. Bakteri kültürünün yarı ömrü ile ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Bakteri sayısı her boşluk saniyede yarıya iner. T'yi saniye cinsinden ölçüyoruz, öyle değil mi? Gelin fonksiyon üzerinde biraz düşünelim. Hemen küçük bir tablo çizelim. Buraya t, buraya da nt değerlerini yazalım. t sıfırken, yani deneyin daha başındayken burası 0 bölü 5 virgül 5'ten 0 olacak. 1 bölü 2 üzeri 0 da 1 ettiği için petri kabında 1000 tane bakteri olacak. Peki sizce bakteri sayısını yani 1000'i nerede, ne zaman 1 bölü 2 ile çarpacağız? 1000'i 1 bölü 2 ile çarpabilmek için 1 bölü 2'nin kuvvetinin 1 olması gerekir, öyle değil mi? Peki buradaki kuvvetin 1'e eşit olmasını sağlayan saniye kaçıncı saniyedir? Buradaki kesir t 5,5'e eşit olduğunda 1 olacağı için t'nin 5,5 saniye olması gerekir. 5,5 saniye. Aynı şekilde bir 5,5 saniye daha sonra 11. saniyeye geliriz ve 1000 çarpı 1 bölü 2 üzeri 11 bölü 5,5 2 eder. Ve bunu da 1000 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Gördüğünüz gibi bakteri popülasyonunun her 5,5 saniyede bir yarıya indiğini bulmuş olduk. Bunun için soruyu bakteri sayısı her 5,5 ,5 saniyede 1, yarıya iner şeklinde yanıtlayacağız. Bu cevabı fonksiyonun tanımına bakarak da bulabilirdik ama böyle bir tablo çizip düşünerek sonuca ulaşmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Neyi nereden çıkardığımızı daha iyi anlamış oluyoruz. Evet, gelin buna benzeyen birkaç soru daha çözelim. Kimyasal element Einsteinium-253 zaman içinde kütlesini doğal olarak kaybetmektedir. Bir Einsteinium numunesinin Einsteinium numunesinin kütlesi ölçüldüğünde 320 gramdır. Geçen zaman yani t ve örneğin kütlesi arasındaki ilişki aşağıdaki mt fonksiyonu ile modellenmiştir. Zaman gün cinsinden verilmiş, kütle de gram cinsinden. Örneğin numunenin kütlesinin zaman içindeki değişimi ile ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Örnek, numune her bilmem kaç günde kütlesinin %87,5'ini kaybeder. Bu soruda örneğin ne kadar azalıp çoğaldığı yerine yüzdelik değişimini vermişler. %87,5 kaybetmek demek, geriye %12,5 kalır demekle aynı şey. Ve bu da, yani %12,5 de geriye kalan kütlenin, kütlenin ilk halinin 0,125 katı olduğu anlamına gelir. Şimdi örnekten geriye kalan kütlenin ne kadar zaman sonra orijinal kütlenin 0,125'i olacağını bulmamız gerekiyor. Bir önceki sorumuza benzer bir mantıkla fonksiyonun tanımında 0,125 gördüğümüz için cevabı kolaylıkla bulabiliriz ama ben yine de bir tablo çizelim derim ve üzerine biraz düşünelim. Buraya t, buraya da mt değerlerini yazalım. t sıfırken mt'nin 320, 320 gram olduğunu biliyoruz. Şimdi mt'nin kaçıncı günde 320 çarpı 0,125 olduğunu bulmamız lazım. Neden mi? Çünkü bundan buraya geçerken, buradan buraya geçmek demek, kütlenin yüzde 87,5'ini kaybetmek demek. Evet, buraya eksi yüzde 87,5 yazalım. Evet, 0,125'e gelebilmek için kütlenin yüzde 87,5'ini kaybetmiş olmamız gerekir, öyle değil mi? Peki, bana buradaki kuvvetin 1 olması için t'nin ne olması gerektiğini söyleyebilir misiniz? 61, 4 olması gerekir. 61,4. O zaman boşluğa 61,4 yazalım. Bu arada bu iki sorunun cevaplarına bakıp da doğru cevabın kesrin paydasındaki sayı olduğunu her zaman her zaman kesrin paydasındaki sayı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, düşünmüş olabilirsiniz. Eğer böyle düşündüyseniz sizden ricam bu sorulara acele etmeden biraz düşünerek cevap vermeniz. Çünkü acele edip de nasılsa paydadaki sayıyı bulacağım diye düşünüp bir şablona bağlı hareket ederseniz, bir kalıba göre ezbere hareket ederseniz hata yapabilirsiniz. Evet, gelin bir tane daha. Halil ağacının dallarının zaman içinde nasıl nasıl büyüdüğünü inceliyor. Peki Halil ağacı incelemeye başladıktan sonra geçen zaman ve ağacın dal sayısı arasındaki ilişki NT fonksiyonu ile modellenmiştir. Ağacın dal sayısının değişimi ile ilgili aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Halil'in ağacının her nokta nokta yılda 4 bölü 5 kat daha fazla dalı olur. Ağacın 4 bölü 5 kat daha fazla dalı olması demek, ağacın dal sayısının 4 bölü 5 oranında artması demek. Bu arada bunun 4 bölü 5 tane dal demek olmadığını da hatırlatayım. Yani başlangıçta her ne kadar dalımız varsa bir süre sonunda, bir süre sonra o dal sayısına 4 bölü 5 kat daha fazla dal eklenecek. Anlaştık değil mi? O halde bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Dal sayısını 1 artı 4 bölü 5 ile ya da 9 bölü 5 ile çarpmak şeklinde yorumlayabiliriz. Anlamadıysanız bir de şöyle düşünün, eğer 5 yaşındaysam ve yaşımın 4 bölü 5'i kadar daha yaş alırsam, 5 artı 4'ten 9 yaşında olurum öyle değil mi? Ve bu da yaşımı yani 5'i 9 bölü 5 ile çarpmakla aynı şey. Buna göre hallin ağacının dal sayısının kaç yılda 1 9 bölü 5 oranında arttığını bulmamız gerek. Evet, t, 7,3'ün tam bir katı olduğunda, 7,3 olduğunda, ağaç 9 bölü 5 oranında büyür. Ya da t'nin her 7,3'lük artışında bu kuvvet bir tam artacağı için, ağacın dal sayısı da 9 bölü 5 oranında büyür de diyebiliriz. Cevap, hallin ağacının her 7,3 yılda bir, 4 bölü 5 kat daha fazla dalı olur.